Ammar'a düşman olan Allah'a düşman olur. Fakir, Yemenli bir ailenin mensubu olan Ammar bin Yasir'in gönlü İslamiyet'le çarpıyordu. Mutlaka gidip Resulullah'ı görmeli, İslamiyet'i ondan öğrenmeliydi. Allah'ın Resulü, İslam'ın tebliğ merkezi Darül Erkam'daydı. Buraya gelenlere İslam'ın hakikatlerini anlatıyor, nazil olan ayetleri öğretiyordu. Hazreti Ammar, Darül Erkam'a giderek Hazreti Muhammed'den Kur'an-ı Kerim'in yüce hakikatlerini dinledi. Yeryüzünde Müslümanların bir elin parmakları kadar olduğu dönemde İslamiyet'i kabul etti. Rivayetlere göre ilk Müslüman olan 7 kişiden biriydi. Ammar bin Yasir'in mensubu olduğu kabile, onun Müslüman olmasını asla kabullenemezdi. Müslüman olduğunu öğrendikleri andan itibaren önce onu vazgeçirmeye çalıştılar. Muvaffak olamayınca işkencelere başladılar. Yasir ailesinin 3 ferdi, Yasir, Sümeyye ve Ammar, kızgın kumlar üzerine yatırılarak Mekke'nin dehşetli sıcağında aç susuz bırakılmışlardı. Allah'ın Resulü bu olayı duyunca çok üzüldü ve şöyle dua etti. Allah'ım, Yasir ailesinden rahmetini esirgeme, onları affet. Allah'ın Resulü şöyle devam etti. Sabredin ey Yasir ailesi, sabredin. Bu sabrınızın ve sebatınızın mükafatı cennettedir. Yasir ailesi gerçekten de İslam tarihinin en üstün sabır örneğini göstermişti. Müşriklerin isteklerine asla boyun eğmemişlerdi. Onlar Kur'an'ın nuruna aşık olmuşlardı. Bu işkenceler neticesinde Hazreti Yasir İslam'ın ilk erkek şehidi, Hazreti Sümeyye İslam'ın ilk kadın şehidi olmuştu. Onlar bu ağır imtihanı başarıyla tamamlamışlar, İslam'ın yayılması için hayatlarını feda etmişlerdi. Hazreti Ammar'ın gözleri önünde anne ve babası şehit edilmişti. Ammar ise müşriklerin elinden kurtulmayı başararak Resulullah'ın yanına koştu ve hadiseyi baştan sona anlattı. Helak oldum, imanımı inkar ettim ya Resulallah dedi. Resulullah aleyhisselam, kalbin nasıl diyerek sözde söylediklerine kalbinin iştirak edip etmediğini sordu. Ammar şöyle cevap verdi. Kalbim tepeden tırnağa imanla doludur. Hazreti Muhammed yaptığının doğru olduğunu söyleyerek Ammar'ı sakinleştirdi. Hazreti Ammar daha sonra Medine'ye hicret etti. İslam tarihinde ilk mescit fikrini ortaya atan Hazreti Ammar'dır. Resulullah Efendimiz Medine'ye hicret ettiklerinde kendilerine bir ibadetgah ve bir istirahatgah lazım diyerek bir mescit yapılmasını teklif etti. Kuba Mescidi onun bu fikrinden doğdu. Hazreti Ammar özellikle yalancı peygamber Müseylime ile savaşmış ve bu tehlikenin ortadan kaldırılması için büyük fedakarlıklar göstermiştir. Resulullah Efendimiz Ammar'ı görünce yüzü sevinçle dolar ve Ammar'a düşman olan Allah'a düşman olur derdi. Zühd ve sadelik içinde bir yaşam süren Ammar bin Yasir, hicretin 37. senesinde Sıffin Savaşı'nda şehit oldu. Hazreti Hamza, küçük yaştan itibaren av tutkunu olarak bilinirdi. Bir gün avdan dönerken bir köle kadın Ebu Cehil'in yeğeni Hazreti Muhammed'e zulmettiğini aktardı ve şunları söyledi. Yeğenin Muhammed peygamberliğini açıkladı ve Kur'an'ı Mekkelilere okuduğu günden beri Ebu Cehil ona ve çevresindeki bir avuç Müslümana zulmediyor. Sen yeğenini bizden daha iyi tanıyorsun.
git ve o güzel insana sahip çık. Hazreti Muhammed aynı ayetleri Hazreti Hamza'ya da okumuştu. Çöl gecelerinde bu sözleri derinden düşünen Hazreti Hamza, Allah'ın varlığına ve birliğine inanmış ve bu inancını yeğeni Hazreti Muhammed'le paylaşmak için Mekke'ye doğru yola çıkmıştı. Köle kadının bu sözleri üzerine hızla atını Ebu Cehil'i bulmak üzere Mekke'ye sürmüştü. Ebu Cehil'le ilk karşılaşmasında tepkisini mizacına uygun olarak sert şekilde gösterdi. Hamza'daki değişikliğin farkına varan Kureyşliler ise, "Hamza, atalarımızın dinini terk mi ettin?" dediler. Hazreti Hamza çok kararlı bir cevap verdi. "İslam'ı kabul ettiğimi ilan ediyorum. Ben onun hak olduğuna inanıyorum. Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik ediyorum. Vallahi haktan vazgeçmeyeceğim. Eğer gücünüz yetiyorsa deneyin ve beni durdurun." Hazreti Hamza'nın kararlı olduğunu gören Ebu Cehil ve adamları geri çekilmek zorunda kaldılar. Hazreti Hamza'nın Müslüman oluşuyla birlikte Mekke'deki Müslümanların durumu iyileşti. Bedir Savaşı'nda büyük kahramanlıklar gösteren Hazreti Hamza, müşriklerin hedefi haline gelmişti. Uhud Savaşı'nda önemli isimlerinin de aralarında bulunduğu 30 Mekkeli müşriği öldüren Hazreti Hamza, Müslümanlar arasında Allah'ın arslanı olarak anılmaya başlanmıştı. Hamza'ya büyük kin besleyen Ebu Süfyan, Habeşli bir köleyi özgürlük vaadiyle Hamza'yı öldürmeye ikna etti. Savaş başlamış, Hazreti Hamza bütün ihtişamıyla müşrik ordusunun karşısında yerini almıştı. Savaşın en şiddetli bir anında Habeşli kölenin attığı zehirli mızrak, İslam'ın en büyük kahramanlarından birini yere sermişti. Uhud Savaşı sona erdiğinde Resulullah Aleyhisselam bütün şehitlere bakarak savaş alanını dolaştı. Hamza'yı gördü ve onun parçalanmış cesedi karşısında ürperdi ve şöyle dedi: "Ben iyi bilirim ki senin kalbinde müminlerin ve akrabalarının güzel bir yeri vardı. Sen iyilikle hareket eden insanlar içinde liderdin. Allah kendi yolundaki bütün şehitlere ve sana rahmet eylesin." İran asıllı olan Selman Farisi, İsfahan'ın Cay kasabasında doğmuştur. Selman radıyallahu anh'in Müslüman olmadan önceki ismi Mabah bin Muzahşan'dır. Müslüman olduktan sonra Selman ismini almıştır. Selman radıyallahu anh, babası Mecusiliğe aşırı bağlı olan bir köy ağasıydı ve büyük bir çiftliğe sahipti. Onun evinde bir ateşkede vardı ve onda ateşin sönmeden sürekli yanmasını sağlama işiyle Selman Farisi ilgileniyordu. Selman, çocukluk yaşlarından itibaren Mecusiliğin gerçek bir din olup olamayacağı hakkında düşünmeye başlamıştı. Ancak o, kendi deyimiyle bir köle gibi eve hapsedildiğinden dışarıdaki olaylardan pek haberdar değildi ve bu yüzden Mecusiliği diğer dinlerle karşılaştırma imkanından yoksun bulunmaktaydı. Bölgede az da olsa Hristiyan bulunmaktaydı. Başka dinleri araştırmak üzere yola çıkan Selman, bir kilisenin yanından geçerken içeride ibadet edenlerin durumu dikkatini çekti ve içeri girerek onları izlemeye başladı. O, evde hapsedilmiş olduğu için bu insanların dini hakkında hiçbir bilgiye sahip değildi. Selman radıyallahu anh, tarlaya gitmekten vazgeçerek büyük bir merak içerisinde akşama kadar orada kalmış ve bu dinin Mecusilikten daha hayırlı olduğu kanaatine vararak onlara
bu dinin kaynağının nerede olduğunu sormuştu. Onunla ilgilenen Hristiyanlar, dinleri hakkında onu bilgilendirmişler ve bu dinlerinin kaynağının Suriye'de olduğunu söylemişlerdi. Eve dönen Selman radıyallahu anh, başından geçen olayı babasına anlattı. Babası ise ona, gördüğü dinde hiçbir hayrın bulunmadığını ve atalarının dininin karşılaştığı dinden daha iyi ve üstün olduğunu söyledi. Selman radıyallahu anh, babasına karşı çıkarak Hristiyanlığın kendi dinlerinden üstün olduğu konusunda onunla tartışmaya başladı. Babasıyla girdiği sert tartışmanın ardından evden ayrılan Selman, burada bir müddet kaldıktan sonra Kelp kabilesinden bir tüccarla karşılaştı. Kelpli Arap, onu yanına alarak Hicaz'a doğru yola çıktı. Ancak Vadil Kura'ya geldiklerinde bu kimse Selman radıyallahu anh'e ihanet etti ve onu köle olarak bir Yahudi'ye sattı. Resulullah aleyhisselam Mekke'de peygamberlikle görevlendirilip Medine'ye hicret edene kadar köle olarak hurma bahçelerinde çalışmış ve sürekli meşgul tutulduğu ve serbest olarak kimseyle konuşamadığı için onun varlığından haberdar olamamıştı. Resulullah aleyhisselam Kuba'ya geldiği zaman Yahudiler, Evs ve Hazrec'in ona iman etmesine kızıyor ve bunu bir türlü hazmedemiyorlardı. Selman radıyallahu anh, hurma bahçesinde bir ağacın tepesinde çalıştığı sırada Yahudilerden birisi gelmiş ve ağacın altında oturan Selman radıyallahu anh'in sahibine, Evs ve Hazrec'i kastederek, "Allah Benu Kayle'ye lanet etsin. Vallahi onlar şu anda Mekke'den bugün gelen bir adamın etrafında toplanmış bulunuyor ve onun Nebi olduğuna inanıyorlar," dedi. Selman radıyallahu anh şöyle dedi, "Ben kendi kendime bu kesinlikle o peygamberdir," dedim. Öyle bir titremeye başladım ki ağacın altında oturan sahibimin üzerine düşeceğim korkusuna kapıldım. Süratli şekilde ağaçtan aşağı inip, "Ne diyor, bu haber nedir?" diye sordum. Bunun üzerine efendim bana şiddetli bir yumruk attı ve "Bundan sana ne, işinin başına dön," diye bağırdı. Ben ona, "Sadece duyduğum bu haberin ne olduğunu anlamak istemiştim," dedim. Bir gün sonra peygamberimizin yanına giderek Arapça bilen bir tercümanın vasıtasıyla Allah'a ve elçisine iman ettiğini açıkladı. Selman radıyallahu anh hicretin 5. yılına kadar köle olarak yaşamıştır. Bundan dolayı o Hendek Savaşı'ndan önceki gazalara iştirak edemedi. Uhud Savaşı öncesinde Resulullah aleyhisselam ona efendisiyle mükatebede bulunmasını söyledi. Selman radıyallahu anh bunun üzerine efendisine giderek onunla 300 hurma fidanı temin etmek ve dikmek ve 40 ukiye yani 1600 dirhem altın vermek şartıyla anlaştı. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam sahabilere, "Kardeşinize yardım edin," dedi. Sahabiler güçleri miktarınca fidan temin ederek 300 tane fidanı ona verdiler. Selman radıyallahu anh'in katıldığı ilk savaş Hendek Savaşı'dır. Selman radıyallahu anh daha sonraki bütün savaşlarda Resulullah aleyhisselamla birlikte bulunmuştur. Selman radıyallahu anh Resulullah aleyhisselamın yanından vefat edinceye kadar ayrılmadı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'in halifeliği zamanında da Medine'de bulunmuştur. Ömer radıyallahu anh devrinde İslam ordusu İran'ın fethi için harekete geçtiği zaman Selman radıyallahu anh de bu orduya katıldı. Selman radıyallahu anh İran asıllıydı. Bundan dolayı düşman ordusunun durumunu çok iyi biliyordu. Ayrıca Farsların İslam dinini kabul ederek dalaletten kurtulmalarını şiddetle arzulamaktaydı. İranlılar Kadisiye yenilgisinden sonra Medain'de toplanmışlardı. Müslümanlar Dicle Nehri'nin kenarına geldikleri zaman karşıya geçmek için hiçbir şey bulamadılar. Sa'd bin Ebi Vakkas karşı sahile bir öncü birliği gönderip geçiş güvenliğini sağladıktan sonra bütün orduya nehri geçme emrini verdi.
Ordu topluca suları kabarmış bir şekilde akan Dicle nehrine daldı. Sa'd radıyallahu anh'in yanında Selman radıyallahu anh bulunmaktaydı. Sa'd radıyallahu anh dua ediyor ve Allah-u Teala'nın dostlarına yardım edeceğini, dinini üstün kılacağını ve Allah-u Teala'ya isyan eden bir topluluğun iyiliğe, İslam'a galebe çalamayacağını söylüyordu. Nehrin ortasında oldukça heyecanlı bir halde bulunan Sa'd radıyallahu anh'e Selman radıyallahu anh şöyle demekteydi: İslam yepyenidir. Allah karaları nasıl Müslümanların emrine vermişse denizleri de onların emrine verecek güçtedir. Allah'a yemin ederim ki Müslümanlar nehre nasıl akın akın girmişlerse nehirden öylece akın akın çıkacaklardır. Gerçekten Selman radıyallahu anh'in dediği olmuş ve Müslüman ordusu hiç kayıp vermeden karşı kıyıya geçmişti. Selman radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde Medain valiliğinde bulunmuştur. Selman radıyallahu anh, Hicri 36 yılında Medain'de vefat etmiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh onun hakkında, ona evvelkilerin ve sonrakilerin ilmi verilmiştir. Onda bulunan bu ilme ulaşılamaz demiştir. Başka bir zamanda, o bizim ehlibeytimizdendir. Aranızdaki konumu Lokman Hekim gibidir. İlk ve son kitabı okumuştur. Sonu olmayan bir denizdir demiştir. Halid bin Velid ne güzel bir kuldur. Mekke'nin köklü ailelerinden biri olan Mahzum oğullarındandır. Ordu komutanlığı Hazreti Halid'in ailesinin bir imtiyazıydı. Uhud Savaşı'nda ve Hudeybiye Sulhu esnasında Halid bin Velid Kureyş ordusunun komutanlarından birisiydi. Hudeybiye Anlaşması'ndan sonra Hazreti Peygamber Umre için Mekke'ye gidince Halid'in daha önce Müslüman olan kardeşi Velid'e Halid'i sordu. Hazreti Peygamber Halid gibi bir insanın müşrikler içinde kalmasının şaşılacak bir durum olduğunu belirtti. Velid kardeşi Halid'e Peygamber Aleyhisselam'ın bu iltifatını bildiren bir mektup gönderdi. Bunun üzerine Hazreti Halid Müslüman olmak için Mekke'den yola çıkınca yolda Amr bin el-As ile karşılaştı ve beraberce Mekke'den Medine'ye gelip Müslüman oldular. Hazreti Halid Hicri 8. yılda yapılan Mute Savaşı'na bir nefer olarak katıldı. Ordu komutanlarının sırasıyla şehit olması üzerine ashab istişare ederek komutayı Hazreti Halid'e verdi. Hazreti Peygamber Medine'de olup bitenleri haber verip komutanların şehit düşmesini anlattıktan sonra komutayı Allah'ın kılıçlarından birinin aldığını söylemiştir. Bu olaydan sonra Hazreti Halid Seyfullah yani Allah'ın kılıcı diye anıldı. Halid radıyallahu anh komutasına aldığı orduyu kalabalık düşman karşısında bozguna uğratmadan Medine'ye getirmeyi başardı. Hazreti Halid Mekke fethinde süvarilerin komutanıydı. Ordunun sağ kanadını kontrol ediyordu. Mekke fethinde Müslümanlara karşı çıkan küçük gruplarla Hazreti Halid çarpışmıştır. Huneyn Savaşı'nda Halid büyük cesaret ve yararlılık göstermiştir. Hatta bu savaşta yaralanınca Hazreti Peygamber ziyaretine geldi ve yanında dua etti. Mekke fethinden sonra Hazreti Peygamber Nahle'deki Uzza putunu kırmaya Halid bin Velid'i gönderdi.
Halit, Uzza putunu kırıp geri döndü. Hicri 10. yılda Necran'a Haris oğullarını İslam'a davet etmek için gönderildi. Onları 3 gün müddetle İslam'a davet etti. Necranlılar Müslüman oldular. Hazreti Ebu Bekir halife olunca Hazreti Halid'i komutan olarak yalancı peygamberlerin üzerine gönderdi. Yalancı peygamber Tulah bin Huvaylid'i Buzaha'da mağlup etti. Daha sonra Müseylemetül Kezzab'a karşı sefere çıktı ve onu Yemame sınırında Akraba denilen yerde mağlup etti ve öldürttü. Yalancı peygamberlerle olan mücadelesinden sonra zekat vermeyen kabileler üzerine gönderildi. Onları da sindirdi. Daha sonra Hicri 12 yılında Irak'a, İranlılara karşı gönderildi. 2 ay zarfında İran Sasani ordularını bozguna uğratarak Hire'yi zapt etti ve Fırat çevresini hakimiyeti altına aldı. Suriye sınırında Bizanslıların ordu hazırladıkları haberi gelince hilafet merkezinden Hazreti Halid'e Irak bölgesinin komutanlığını Müsenna'ya bırakarak Şam'a gitmesi emri verildi. Hicri 13. yılda Bizanslıları Acuna Deyn'de mağlup ederek Şam'a doğru püskürttü. Hazreti Halid şehri muhasara etti ve Hicri 14. yılın Recep ayında Şam şehrini zapt etti. Daha sonra Humus'u fethetti. Yermük Savaşı'nda Bizanslıları bozguna uğrattı. Kudüs'ü kuşattı ve teslim aldı. Bütün Suriye bölgesi Müslümanların eline geçti. Hazreti Ömer, Halid'i idari görevlere getirdi. 1 yıl kadar valilik yaptı, sonra istifa etti. Ömrünün kalan kısmını İslami ilimleri öğrenmeye ve öğretmeye adadı. Hazreti Peygamber yine onun hakkında, "Halid Allah'ın kılıcıdır" buyurmuştur. Yine Halid hakkında, "Halid bin Velid'e gelince o her şeyini sizin için vermiştir. Nesi var nesi yok harplerde Allah yolunda sarf etmiştir" buyurmuştur. Mekke'nin zengin ailelerinden olup yakışıklı ve güzel giyinen bir gençti. Anne ve babası onun üzerine titrerdi. Özellikle Mekke'nin en zenginlerinden sayılan annesi oğluna güzel elbiseler giydirir ve güzel kokular sürerdi. Mus'ab, Mekke'de o günün şartlarına göre zenginlik ve ihtişam içinde yaşarken Hazreti Peygamber aleyhisselamın insanları İslam'a davet ettiğini öğrendi. Fazla vakit kaybetmeden Hazreti Peygamber'e giderek iman edip Müslüman oldu. O sırada Mekkeliler Müslümanlara yoğun bir baskı uyguladığından Hazreti Mus'ab Müslüman olduğunu ailesinden gizlemek zorunda kalmıştı. Ama o Peygamberimizi gizlice ziyaret etmeyi de ihmal etmezdi. Ne var ki Osman bin Talha Mus'ab'ın namaz kıldığını görüp durumu annesiyle akrabalarına bildirmişti. Bunun üzerine akrabaları yakalayıp hapsettiler. Mus'ab bin Umeyr için artık çile dolu zor günler başlamıştı. Habeşistan'a hicret eden ilk kafileye katılıncaya kadar hapiste tutulan Hazreti Mus'ab, hicret imkanı çıkınca dinini daha rahat bir şekilde yaşayabilmek için Habeşistan'a hicret etti. Habeşistan dönüşünde Hazreti Mus'ab'ın durumu tamamen değişmiş ve bu nazlı delikanlının yerini, kalbi İslam ve imanla dopdolu, iradesi güçlü kuvvetli, metin bir genç almıştı. Annesi, ondaki bu kararlılık ve metaneti görünce, üzerindeki baskısını biraz hafifletmek zorunda kaldı. Bu sırada, 1. Akabe biatı olmuş ve Medinelilerden bir grup İslam'ı kabullenmişti. Kendilerine İslam'ı anlatmak ve diğerlerine de tebliğ yapmak için Resulullah'tan bir öğretici istediler. Hazreti Peygamber de bu önemli görev için Hazreti Mus'ab bin Umeyr'i görevlendirdi.
Hazreti Musab onlara hem namaz kıldıracak, hem Kur'an öğretecek, hem de diğer insanlara İslam'ı anlatacaktı ve yeni kimseleri İslam'a davet edecekti. Böylece Medine'ye ilk hicret eden sahabi Musab bin Umeyr oluyordu. Medine'de ilk cuma namazını da Musab bin Umeyr'in kıldırdığı kaynaklarda ifade edilir. Bir yıl sonra Mekke'ye hac mevsiminde yanında 70 kişiyle gelen Musab bin Umeyr, Hazreti Peygamber aleyhisselama İslam'ın Medine'deki hızlı yayılışının müjdesini verirken şöyle demişti: İslam'ın girmediği ve konuşulmadığı ev kalmadı. Başta Hazreti Peygamber olmak üzere bütün Müslümanlar bu habere çok sevindiler. Oğlunun Mekke'ye döndüğünü haber alan annesi onu tekrar hapsetmek istedi. Ancak Musab bütün bunlara karşı olgun bir Müslüman tavrını takınarak imanında direndi ve annesini bundan vazgeçirdi. Onun annesini İslam'a daveti bir sonuç vermediği gibi annesi de Musab'ı yolundan döndürememişti. Hazreti Peygamber aleyhisselamın yanında 2 ay kadar kalan Musab bin Umeyr, hicretten 12 gün önce Medine'ye vardı. Hazreti Peygamber aleyhisselam onu Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh ve Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh ile kardeş ilan etmişti. Bedir Savaşı'nda muhacirlerin sancağı onun elindeydi. Resulullah'ın bayraktarı olarak ün yapmıştı. Uhud gazvesinde İslam ordusunun sancağını taşıyan Musab bin Umeyr'in önce sağ kolu kesildi. Hemen sancağı sol eline alarak savaşa devam etti. Fakat ardından sol eli de kesildi. Bu defa vücuduyla sancağa sımsıkı sarıldı ve Kur'an-ı Kerim'den ayetler okumaya devam etti. Sonunda müşriklerin bir mızrak darbesiyle şehit oldu. Uhud Savaşı'nda ashab-ı kiramın ileri gelenlerinden birçok kimse şehit oldu. Hazreti Musab bin Umeyr de şehitler arasındaydı. Hazreti Peygamber aleyhisselamın ne kadar üzüntülü olduğu yüzünden okunuyordu. Musab'ın mübarek naaşının başucunda oturarak Uhud şehitleri hakkında nazil olduğu bildirilen şu ayeti okudu: Müminlerden öyle erkek adamlar vardır ki Allah ile yaptıkları ahide sadakat gösterdiler. Böylece onlardan kimi adağını gerçekleştirdi, kimi beklemektedir. Onlar hiçbir değiştirmeyle sözlerini değiştirmediler. Hazreti Musab şehit edildiğinde 40 yaşlarındaydı. Bir zamanlar zenginlik ve refah içinde yaşayan bu değerli insanı kefenleyecek bir örtü dahi bulunamamıştı. Hazreti Peygamber yanına geldiğinde Musab bin Umeyr eski bir hırkanın içinde, saçları dağılmış, vücuduysa kılıç ve mızrak darbeleriyle parçalanmış bir durumda yatıyordu. Hazreti Peygamber üzüntülü bir halde şunları söyledi: Seni Mekke'de gördüğümde senden daha güzel giyinen, senden daha yakışıklı kimse yoktu. Şimdi ise kefen olarak sarılmış hırkadan başın dışarıda kalıyor. Sonra onun içinde bir kabir açtılar ve o mübarek sahabiyi de Uhud şehitleri arasına defnettiler. Allah yolunda canını feda eden bu aziz şehit sahabi için ashab-ı kiramdan Habbab radıyallahu anh şunları anlatıyor: Biz Hazreti Peygamberle birlikte Medine'ye yalnız Allah rızası için hicret ettik. Artık mükafatını Allah'tan bekleriz. Arkadaşlarımız arasında bu nimetlerden tatmadan ahirete gidenler vardır ki Musab bin Umeyr bunlardan biridir. O Uhud günü şehit olmuştu da kendisini saracak bir kefen dahi bulamamıştık. Yalnız şehidin bir kaftanını bulmuş ve bu aziz şehidi ona sarmaya çalışmıştık. Ancak başını örterken ayakları açılıyor, ayaklarını kapatırken de başı açığa çıkıyordu. Bu yoksulluk karşısında Hazreti Peygamber bize şehidin başını örtmemizi ve ayaklarının üstüne de izhir denilen kokulu ottan koymamızı emretti.
Cahiliye döneminde Zeyd'in annesi Suda, oğluyla birlikte akrabalarını ziyarete gider. Bu sırada Beni El-Kayn bin Cisre mensup bazı atlılar, Suda'nın akrabalarının evlerine baskın yaparlar. Zeyd'i de bu arada beraberlerinde alıp götürürler. Zeyd'i Hukaz panayırına götürüp köle olarak satışa çıkarırlar. Hazreti Hatice'nin yeğeni de o esnada panayıra uğrayıp Mekke'ye götürmek üzere birkaç köle satın alır. Hazreti Hatice ise daha sonra onu Resulullah Aleyhisselam'a bağışlar. Kelp kabilesine mensup bazı insanlar hac için Mekke'ye geldiklerinde Zeyd'i görüp tanırlar ve Hazreti Muhammed'den onu bağışlamasını isterler. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam Zeyd'i çağırtarak kendisini istemeye gelen bu kişileri tanıyıp tanımadığını sorar. Zeyd de bunlardan birinin babası, diğerinin de amcası olduğunu söyleyerek tanıdığını ifade eder. Bu sefer Resulullah Zeyd'e dilerse babasıyla gidebileceğini, şayet isterse yanında kalabileceğini söyleyince Zeyd Resulullah Aleyhisselam'ın yanında kalmayı tercih eder. Peygamberimiz de Zeyd'i elinden tutarak Hicr denilen yere çıkarır ve ''Şahit olun, Zeyd benim oğlumdur, o bana mirasçıdır, ben de ona mirasçıyım.'' diyerek Zeyd'i evlat edindiğini ilan eder. Zeyd bin Harise, Muhammed Aleyhisselam'a risalet gelinceye kadar yanında kaldı ve Resulullah peygamber olur olmaz onun risaletini tasdik edip Müslüman oldu. Zeyd bin Harise, Resulullah Aleyhisselam'ın cefakar dostlarından biriydi. Hemen hemen tüm sıkıntılı zamanlarında onunla birlikteydi. Nitekim çevre kabileleri İslam'a davet etmek için Taif'e giden Resulullah'ı yalnız bırakmamış, Taiflilerin attığı taşlar Peygamber Aleyhisselam'a isabet etmesin diye kendi vücudunu siper etmiş ve başından çeşitli yaralar almıştı. Zeyd bin Harise, Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarıyla Hudeybiye barışı ve Hayber fethinde de bulunmuştur. Bunun yanında Zeyd, komutan olarak da çeşitli seriyelere katılmış ve üstün başarılar göstermiştir. Son olarak Mute savaşına iştirak etmiş ve bu savaşta şehit olmuştur. Resulullah Aleyhisselam sancağı ilk önce Zeyd'e vermiş ve ''Şayet Zeyd şehit olursa sancağı Cafer alsın, o da şehit düşerse Abdullah bin Revaha alsın.'' buyurmuştur. Bu üç sahabi de Mute günü kahramanca savaşarak Hakk'ın rahmetine kavuşmuşlardır. Zeyd şehit olduğu zaman 50-55 yaşları arasındaydı. Resulullah Aleyhisselam bu üç kahraman dostunun şehadet haberini duyunca gözyaşlarını tutamayarak ağlamış ve onlar için ''Allah'ım Zeyd'e mağfiret et, Allah'ım Cafer'e mağfiret et, Allah'ım Abdullah bin Revaha'ya mağfiret et.'' diyerek duada bulunmuşlardır. Dünya ve ahirette
değerli dört kadın vardır. İmran'ın kızı Meryem, Firavun'un karısı Asiye, Hüveylid'in kızı Hatice ve Muhammed aleyhisselamın kızı Fatıma. Hazreti Hatice, ticaretle uğraşan zengin ve şerefli bir kadındı. Ücretle tuttuğu adamlarla Şam'a ticaret kervanları düzenlerdi. Hazreti Muhammed aleyhisselamın doğru sözlü, güzel ahlaklı ve son derece kendisine güvenilen bir insan olduğunu öğrenince ona ticaret ortaklığı önerdi. Hazreti Muhammed aleyhisselam, Hazreti Hatice'nin bu teklifini kabul etti. Hazreti Hatice, onun başkanlığında bir ticaret kervanını Şam'a gönderdi. Hazreti Hatice bu ticaret kervanından çok memnun olmuştu. Hazreti Peygamber aleyhisselama anlaştıkları ücretten fazlasını verdi ve Hazreti Muhammed aleyhisselama evlenme teklifinde bulundu. Hazreti Peygamber aleyhisselam durumu amcası Ebu Talib'e anlattı. Ebu Talib Hazreti Hatice'yi Hazreti Muhammed aleyhisselam için istedi. İki aile anlaştı. Düğünleri o zamanın örf ve adetlerine göre Hazreti Hatice'nin evinde yapıldı. Düğünde Ebu Talip ve Hazreti Hatice'nin amcası Amr bin Esed birer konuşma yaptılar. İkisi de konuşmalarında hikmetli ifadelerde bulundular ve evlenecekler hakkında güzel şeyler söylediler. Ondan sonra misafirlere ikram yapıldı, yemekler yenildi. Ebu Talip nikahlarını kıydı. Mehir olarak 500 dirhem altın tespit edildi. Resulullah Aleyhisselam'ın evlendiği ilk kadın Hüveylid'in kızı Hatice'dir. Hazreti Hatice'nin Resulullah Aleyhisselam'dan Fatıma, Ümmü Gülsüm, Zeynep ve Rukiye adında 4 kızı, Kasım ve Abdullah adında da 2 oğlu dünyaya geldi. Hazreti Hatice radıyallahu anha, Resulullah aleyhisselama peygamberliğinden evvel son derece saygı gösterip onu mutlu ettiği gibi, peygamberliği döneminde de ona ilk inanan, onunla beraber namaz kılıp ona ilk cemaat olan kişi vasfını kazandı. Daima Hazreti Muhammed aleyhisselama destek oldu, ona moral verdi. Son derece güzel davranış ve sözleriyle onun başarılarına katkıda bulunmaya çalıştı. Hazreti Hatice radıyallahu anha, Allah'ın selamına ve Resulullah aleyhisselamın övgüsüne nail olacak derecede faziletli ve şerefli bir kadındı. O, imanda, sabırda, iffette, güzel ahlakta, kısacası her yönüyle örnek olan bir anneydi. Hazreti Hatice, Allah'ın rızasını, yuvasının mutluluğunu, dünya ve ahiretin huzur ve saadetini düşünen bütün anneler için en güzel örneği teşkil eden saliha bir kadındı. Vahyin Mekke'deki ilk 10 yılı boyunca yaşadı. Hazreti Hatice radıyallahu anha, Peygamberimize vahiy geldikçe bunun coşkusunu ve rahmetini yaşayabilmişti. Hazreti Peygamberle 25 sene evli kaldıktan sonra Kureyşli müşriklerin 3 yıl süren siyasi kuşatmaları ve ambargolarının ardından Ebu Talip Vadisi'nde 65 yaşında vefat etti. Hazreti Sevde, aynı zamanda amcasının oğlu olan kocası Sekran'la Müslümanların ilk halkasını oluşturuyordu. Bu mübarek karı koca putlara tapmayı terk ederek kainatın yaratıcısı Allah'a iman edince, akrabalarının da içinde bulunduğu müşriklerin şiddetli işkenceleriyle karşılaşmışlardı.
Bu işkenceler dayanılmaz bir hal alınca bir grup Müslümanla birlikte Habeşistan'a hicret etmişlerdi. Bir müddet orada kaldıktan sonra Medine'ye geri döndüler. Ancak kocası Sekran Mekke'ye gelir gelmez hastalandı ve vefat etti. Hazreti Sevde ise 5 çocuğuyla birlikte dul kalmıştı ve geçim sıkıntısı çekiyordu. Peygamberimiz Hazreti Sevde'ye bir elçi göndererek evlenme teklifini iletti. Ancak Hazreti Sevde peygamberimize müspet ya da menfi bir cevap vermemişti. Niye tereddüt ettiğini soran peygamberimize şu cevabı verdi: "Ey Allah'ın Resulü, vallahi seninle evlenmeme mani hiçbir mühim sebep yoktur. Ancak çocukları yetiştiremeyeceğimden korktuğum için seninle evlenmekten çekiniyorum." Peygamberimiz aleyhisselamsa Hazreti Sevde'ye korkularının yersiz olduğunu belirterek şu cevabı verdi: "Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Kadınların hayırlısı, küçük çocukları sebebiyle zorluklarla karşılaşandır. Seni bana nikahlaması için akrabalarından birisini vazifelendir." Bu sözler Hazreti Sevde'nin içini ferahlatmış, korkuları sevince dönüşmüştü. Ve peygamberliğin 10. yılında Hazreti Muhammed'in ikinci hanımı olma şerefini kazandı. Peygamberimizle evlendiğinde 50 yaşındaydı. Bu teklifi kabul etmekteki tek gayesi peygamberimizin hanımı olma şerefini elde etmekti. Nitekim 3 yıl sonra peygamberimiz Hazreti Ayşe ile nikahlandığında bu niyetinde ne kadar samimi olduğunu gösterecek ve şöyle diyecekti: "Ben sadece size eş olma şerefine kavuşan kadınların arasında haşrolmayı istiyorum. Benimle olmanız gereken günü Ayşe'ye bağışlıyorum." Hazreti Sevde peygamberimize karşı son derece itaatkardı. Ona karşı hizmette kusur etmez, isteklerini hemen yerine getirirdi. Resulullah'a hizmet etmeyi kendisi için büyük bir şeref sayardı. Hazreti Sevde, Resulullah'ın diğer hanımları gibi veda haccında bulundu. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra bir daha hacca gitmedi. Dünyaya hiç gönül vermedi ve hayatı boyunca eline geçenlerin ihtiyaç fazlasını sadaka olarak fakirlere dağıttı. Halife Hazreti Ömer, ihtiyacı olduğunu düşünerek kendisine bir miktar para göndermişti. Gönderilen parayı fazla bulan Hazreti Sevde şöyle demişti: "Hurma mıdır ki bu kadar fazla gönderilmiş? Küçük kısmı bana yeter. Kalanını yoksullara dağıtın." Sevde validemiz hicretin 54. yılında Muaviye'nin hilafeti döneminde Medine'de vefat etti. Cenazesi de yaşamı gibi mütevazıydı. Hazreti Muhammed aleyhisselam hicretin 1. yılında Hazreti Ebubekir'in kızı Hazreti Ayşe ile evlendi. Varlıklı bir ailede yetişen Hazreti Ayşe, peygamberimizle birlikte sıkıntılı bir hayat yaşadı. Fakat hiçbir gün yaşadığı sıkıntılardan dolayı şikayetçi olmadı. Dünyanın fani olduğunu bildiğinden, baki olan ahiret hayatını dünyaya tercih etti. Bu nedenle bütün sıkıntılara sabretti. Rivayetlere göre hanımları içinde en çok Hazreti Ayşe'yi seviyordu. Ona olan sevgisinin en önemli sebebi onun İslamiyet'i anlamak ve anlatmak konusundaki gayretiydi. Ayşe validemiz büyük bir öğrenme arzusuna sahipti. Resulullah'ı dikkatle dinler, onun mübarek ağzından çıkan her şeyi öğrenir ve uygulardı. Anlamadığı konuları ise sormaktan çekinmezdi. Hazreti Ayşe de peygamberimizi çok sever, onu kırmamaya büyük gayret gösterirdi. Hazreti Ayşe, Resulullah'ın sırdaşıydı. Peygamberimiz en yakın arkadaşlarına dahi söylemediği sırlarını ona söylerdi.
Peygamberimiz de bilmediği konularda kendisini uyarırdı. Bir defasında yere atılmış bir ekmek parçası gören Peygamberimiz onu yerden almış ve şöyle buyurmuştur: "Ey Ayşe, değerli şeylere saygı göster. Çünkü ekmek parçası hangi topluluktan nefret etmişse bir daha onlara geri dönmemiştir." Bir defasında ufak tefek kusurlardan bir şey çıkmayacağını zannetmenin doğru olmayacağını şöyle ifade etti: "Ey Ayşe, kusurlarını, kabahatlerini, günahlarını ehemmiyetsiz görenlerden sakın. Çünkü Cenab-ı Hak bunlardan hesap sorar." Hazreti Ayşe örnek bir hayat yaşadı. O, güzel ahlakı kendinde toplamış fazilet sahibi biriydi. Cömertlikte zirvedeydi. Kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmezdi. Gıybetten son derece sakınır, övülmekten hoşlanmazdı. Kendisine karşı işlenen suçları affetmeyi severdi. Gözü pek bir iman fedaisiydi. Kimsesiz çocuklara sahip çıkardı. Köleleri hürriyetine kavuşturmasıyla ün yapmıştı. Bütün bunlara rağmen ameline güvenmezdi. Cehennem ve cehennem azabını hatırladıkça ağlardı. Yüksek ahlak ve faziletiyle Allah'ın rızasını kazanmış bir kuldu. Yüce Allah, kıyamete kadar okunacak bir kitabın ayetleriyle münafıkların iftiralarından onu temize çıkarmıştı. Hadis ve tefsir alanlarında büyük bir ilme sahip olan Hazreti Ayşe, fıkıh ilminde de zirvedeydi. Dört halife döneminde çeşitli konularda fetva vermekle görevlendirilmişti. Hazreti Ayşe, çok istediği halde Peygamberimize evlat veremedi. Hazreti Osman'ın şehit edilmesinin ardından müminler arasında meydana gelen olaylardan ve Hazreti Ali ile karşı karşıya gelmekten büyük üzüntü duymuştu. Ve bu üzüntüsünü Hazreti Ali'ye ve yakın çevresine dile getirmişti. Hicretin 58. yılında Muaviye döneminde 66 yaşında vefat etti. Onun vefatı tüm Arap Yarımadası'na yayılan Müslümanlar arasında büyük üzüntüye sebep olmuştu. Bütün Müslümanlar, müminlerin annesinin arkasından gözyaşı döktü. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ilk vahiy gelmeden birkaç yıl önce Allah'ın Resulü'nün yakın arkadaşlarından Hazreti Ömer'in bir kız çocuğu dünyaya geldi. Yıllar sonra peygamber hanımı olma şerefine nail olacak bu kız çocuğuna Hafsa ismi verildi. Hazreti Hafsa ilk olarak Hüneys bin Hüzafe ile evlendi. İlk Müslümanlar safında yer alan bu bahtiyar eş, müşriklerin dayanılmaz işkencelerine maruz kaldı. Hicret izni çıktığında birlikte Medine'ye hicret ettiler. Ancak Hüneys bin Hüzafe Bedir Savaşı'nda şehit olunca Hazreti Hafsa genç yaşında dul kaldı. Hicretin 3. yılında Hazreti Hafsa Peygamberimizle evlendi. Hazreti Hafsa'nın hayatı da diğer peygamber hanımları gibi yokluk içinde geçti. Buna rağmen içinde bulunduğu durumdan hiç şikayetçi olmadı. Haline şükretti. Onun mutluluğunun en büyük kaynağı Allah'ın Resulünden aldığı feyizdi. Hazreti Hafsa, Peygamberimizle nikahlandıktan sonra ibadete olan düşkünlüğüyle tanındı. Çok namaz kılar ve çok nafile oruç tutardı. Hazreti Hafsa, Peygamberimizin vefatından sonra önemli hizmetlerde bulundu. Bunlardan birisi Kur'an-ı Kerim nüshalarını muhafaza etmek olmuştu. Hazreti Hafsa Allah'ın Resulünden 60 hadis rivayet etmiştir. Bunlardan birisi şu mealdedir: Resulullah yatağa girdiğinde sağ elini sol elinin üzerine koyar ve şöyle dua ederdi: "Ya Rabbi,
kullarını dirilttiğin gün beni cehennem azabından koru. Bunu 3 defa tekrar ederdi. Müminlerin annesi olma şerefini kazanan Hazreti Hafsa, hicretin 45. yılında Muaviye'nin halifeliği döneminde 60 yaşında vefat etti. Baki kabristanlığına gömüldü. Ümmü Seleme, kendisi gibi ilk Müslümanlardan olan Ebu Seleme ile evliydi. Allah'a ve elçisine derinden bağlı olan bu aile, tüm baskılara rağmen inançlarından zerre kadar taviz vermedi. İşkenceler dayanılmaz bir hal aldığında Habeşistan'a hicret ettiler. Ümmü Seleme'nin gurbette 4 çocuğu dünyaya geldi. Uzun bir müddet doğdukları topraklardan uzak kaldıktan sonra tekrar Mekke'ye döndüler. Mekke'ye döndüklerinde yine müşriklerin baskılarıyla karşılaşmışlardı. Peygamberimiz Allah'ın emri üzerine Medine'ye hicret etmelerini söyledi. Ümmü Seleme'nin eşi Ebu Seleme, Uhud Savaşı'nda derin bir yara almıştı. Vücudunda açılan yaralar nedeniyle uzun bir süre hasta yatan Ebu Seleme, 5 ayın sonunda vefat etti. Cenazesine katılan Allah'ın Resulü, Ebu Seleme için şöyle dua etti. Allah'ım, Ebu Seleme'yi affet. Derecesini hidayete erenler arasına yükselt. Arkasında kalanlar için sen halef ol. Bizleri de, onu da affet. Ey alemlerin Rabbi, kabrini genişlet. Orada onun nurunu çoğalt. Ümmü Seleme'nin bir başkasıyla evlenmesi için beklenmesi gereken müddet tamamlanınca birçok sahabi ona evlenme teklifinde bulundu. Fakat o bunların hiçbirisini kabul etmiyordu. Devamlı olarak Ebu Seleme'nin Peygamberimizden öğrendiği ve kendisine de öğrettiği şu sözleri söylüyordu. Müslümanlardan biri bir musibete uğrar da "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun" der ve sonra da "Allah'ım, bu uğradığım musibetin mükafatını ihsan et ve beni ondan daha hayırlısına nail eyle" diye dua ederse, muhakkak Allah onun duasını kabul eder. Ümmü Seleme bir yandan Peygamberimizin tavsiye ettiği duayı tekrarlıyor, bir yandan da "Ebu Seleme'den daha hayırlı kim olabilir?" diye düşünüyordu. Çok geçmeden bu hayırlı kimsenin Allah'ın Resulü olduğunu öğrendi. Peygamberimiz bir elçi göndererek Ümmü Seleme ile evlenmek istediğini bildirdi. Allah'ın Resulü ile Ümmü Seleme mütevazı bir düğün yemeğiyle evlendiler. Ümmü Seleme'nin Peygamberimizin yanında ayrı bir yeri vardı. Resulullah onu kendisinin en yakınları ve mübarek neslinin devamına vesile olan Ehl-i Beyt'i arasında sayıyordu. Bir rivayete göre Ümmü Seleme, Resulullah'tan cihada katılmak üzere izin istedi ve Peygamberimizle birlikte Müreysi, Hayber, Kaza Ukresi, Mekke'nin fethi, Tebük seferi ve Taif kuşatması gibi seferlere katıldı. Peygamberimizin vefatından sonra onun sevgili torunlarını gördükçe hep Resulullah'ın onlara karşı olan sevgisini hatırlar ve gözyaşı dökerdi. Hazreti Hüseyin, hicretin 61. yılında Yezid'in adamları tarafından şehit edildi. O sabah, sahabiler Ümmü Seleme'nin ağladığını gördüler. Ümmü Seleme, üzüntüsünün sebebini şöyle açıkladı. "Rüyamda Resulullah'ı gördüm. Başında, saç ve sakalında topraklar vardı. Ey Allah'ın Resulü, size ne oldu?" diye sordum. "Biraz önce Hüseyin'i şehit ettiler," buyurdu. "İşte bu gördüğüm rüyanın tesiriyle ağlıyorum," dedi. Ümmü Seleme birçok kadın talebe yetiştirmiştir. Bunların içinde en önemlisi kendi kızı Zeynep'tir. Resulullah'tan şu hadisi rivayet etmiştir.
Resulullah aleyhisselam evden çıkarken şöyle dua ederdi. Allah'ım, eğri yola sapmaktan veya başkasını eğri yola saptırmaktan, zulme uğramaktan veya başkasına zulmetmekten, cahillik etmekten veya cahilliğe maruz kalmaktan sana sığınırım. Peygamberimizin hanımları arasında en uzun yaşayanı olan Ümmü Seleme, bereketli bir ömür sürdükten sonra 84 yaşında Medine'de vefat etti. Medine'de kurulan İslam devleti gün geçtikçe daha da büyüyor, Müslümanların sayısı her geçen gün artıyordu. Müslümanların güçlenmelerine tahammül edemeyenlerin başında Beni Mustalık reisi Haris bin Ebi Dırar geliyordu. Mustalık kabilesiyle yapılan savaşta birçok ganimet ele geçirilirken kabilenin ileri gelenleri esir alındı. Alınan esirlerin arasında Mustalık kabilesinin reisinin kızı Berre de vardı. Yapılan savaşta Berre'nin kocası öldürülmüştü. Berre peygamberimize başvurarak yardım istedi. Ben Beni Mustalık reisinin kızıyım. Sabit bin Kays'ın esiriyim. Bir miktar para karşılığında onlarla anlaştım. Ödemek zorunda kaldığım bu fidye için sizden yardım talep etmeye geldim. Peygamberimiz bu yardım karşılığında onunla evlenmeyi teklif etti. Bu teklifiyle siyasi bir amaç güdüyordu. Reisin kızıyla evlenerek Beni Mustalıkların dostluğunu kazanmayı, onları manasız düşmanlıktan vazgeçirmeyi hedefliyordu. Tereddüt etmeden Peygamberimizin bu teklifini kabul etti ve kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Bu evliliği duyan Mustalık kabilesinin reisi Peygamberimize gelerek, ''Benim kızım esir tutulamaz. Bu benim makam ve şerefime uymaz. Onu serbest bırak.'' dedi. Peygamberimiz ona beklenmedik bir teklifle karşılık verdi. ''Onu istediğini seçmekte serbest bırakmamı ister misin?'' Fakat Berre imanın tadını almıştı. Babası da olsa hiçbir şeyi Peygamberimize tercih etmezdi. Babasını mahcup etme pahasına şöyle dedi. Ben Resulullah'ı tercih ediyorum. Resulullah aleyhisselam böylece hicretin 5. yılında Berre ile evlendi. İsmini Cüveyriye olarak değiştirdi. Cüveyriye ile evlenen Allah'ın Resulü, Mustalık kabilesine mensup esirlerin tamamını serbest bıraktı. Bu kabileden 700 kişi Müslüman olarak İslam ordularının saflarına katıldı. Cüveyriye, Peygamberimizin diğer hanımları gibi çok hayırseverdi. Nafile ibadetlere büyük önem verirdi. Peygamberimizin bu mübarek hanımı, hicretin 56. senesinde 65 yaşındayken vefat etti. Hazreti Safiye, Yahudi kabilelerinden olan Beni Nadir'in reisi Huyey bin Ahtab'ın kızıydı. Hazreti Harun'un neslinden geliyordu. Kocası Hayber'in fethi sırasında öldürülmüş ve kendisi de esir alınmıştı. Mücahitler Medine'den dönerken Peygamberimiz Hazreti Bilal'den Safiye'yi getirmesini istedi. Bilal onu getirdiğinde Allah'ın Resulü kendisine şöyle bir teklifte bulundu. Eğer Müslüman olursan seni kendime eş olarak alacağım. Şayet dininde kalmayı tercih edersen seni serbest bırakacağım. Böylece kavminin yanına dönebileceksin. Safiye böyle bir teklife hiç şaşırmamıştı. Çünkü Peygamberimizin hanımı olacağını rüyasında görmüştü. Hiç tereddüt etmeden tercihini yaptı. Ey Allah'ın Resulü!
siz beni İslamiyet'e davet etmeden önce Müslüman olmayı arzulamış ve sizi tasdik etmiştim. Yahudilerle benim hiçbir ilgim kalmadığı gibi artık onlara ihtiyacım da yoktur. Hayber'de ne babam ne de kardeşim var. Siz beni küfürle İslamiyet'ten birisini seçmem hususunda serbest bırakıyorsunuz. Allah ve Resulü benim için kavmimin yanına dönmemden daha sevgilidir. Sevgili Peygamberimiz onun Müslüman olmasından dolayı çok memnun oldu. Hemen hürriyetine kavuşturdu, sonra da nikahlayarak onu mübarek hanımları arasına aldı. Hazreti Safiye çok cömert bir kadındı. Medine'ye geldiğinde bütün mücevherlerini Peygamberimizin hanımlarına hediye etti. Hazreti Safiye, Peygamberimizin hastalanmasına, onun bir yerinin ağarmasına tahammül edemez, ona gelecek acıları kendisinin çekmesini arzu ederdi. Peygamber Efendimiz vefatından birkaç gün önce hastalanmıştı. Yanı başındaki Hazreti Safiye, gözyaşları içerisinde ve bütün samimiyetiyle şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, keşke sizin bütün ağrılarınızı ve acılarınızı ben çekseydim." Hazreti Safiye, Allah'ın Resulü'nün vefatından sonra kendini ilmi konulara adamış, birçok Müslüman hanım ilmi konularda kendisine sık sık danışmışlardır. Safiye validemiz, hicretin 52. yılında Muaviye'nin halifeliği döneminde vefat etti. Peygamberimiz 30 yaşındaydı. Hazreti Hatice ile evliliğinin üzerinden 5 yıl geçmişti. Evde bir heyecan dalgası esiyordu. Çünkü Allah'ın Resulü'nün oğlu Kasım'dan sonra ikinci çocuğu dünyaya gelmek üzereydi. Doğan çocuğun kız olması ebe Selma Hatun'u üzmüştü. Ezilerek bu haberi Peygamberimize götürdü. Onun vermekten çekindiği haber Resulullah'ı büyük sevince boğmuştu. Hizmetçi bir anlam verememişti çünkü cahiliye devrinde Araplar kız çocuklarına değer vermezlerdi. Bir kızı olduğunu haber alan Peygamberimiz evine gitti, sevgili kızını kucağına aldı ve sevdi. Sonra ismini Zeynep koydu. Onun için kurban kesti. Evlenecek yaşa geldiğinde Peygamberimiz onu Hazreti Hatice'nin arzusuyla saygın bir tüccar olan Ebu'l-As bin Rebi ile evlendirdi. Bu evlilikten önce Ali, sonra Ümame dünyaya geldi. Bu dönemde Hazreti Muhammed Aleyhisselam kutlu bir görevle vazifelendirildi. Bu habere çok sevinen ve hemen Peygamberimize iman eden Hazreti Zeynep'in mutluluğuna eşinin bu davete kulaklarını tıkamasıyla gölge düştü. Nitekim müminler Medine'ye hicret ederken eşinin engel olması nedeniyle istemeyerek de olsa Mekke'de kalmıştı. Babasını da kaybeden Hazreti Zeynep kendisini hem öksüz hem de yetim hissediyordu. Mekkeli müşriklerin safında olan eşi İslam ordusu tarafından esir alınmıştı. Ebu'l-As bin Rebi Mekke'ye döndüğünde Hazreti Zeynep'i serbest bırakması şartıyla Peygamberimizin emriyle serbest bırakıldı. Hazreti Zeynep'in Medine'ye doğru yola çıktığını duyan Mekkeli müşrikler kervana saldırdı. Devesi ürken Hazreti Zeynep yere düştü ve yüzü kanlar içinde kaldı. Saldırı sırasında çocuğunu da düşürmüştü. Gece tekrar yola çıkan kervan Medine'ye ulaştı. Hazreti Zeynep'ten ayrılan eşi Ebu'l-As'ın kalbi hidayet nuruyla aydınlanmaya başlamıştı. Bir gün iyice düşündü ve Müslüman olmaya karar verdi. Müslüman olduğunu şu cümlelerle açıklamıştı: "Beni dinleyin Mekkeliler. Ben şu andan itibaren Müslüman oluyorum.
şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Müşrikler birden sarsıldılar. Neye uğradıklarını şaşırmışlardı. Ebu'l-As onların şaşkın bakışları arasında Medine'ye geldi, Resulullah'ın huzuruna çıkarak Müslüman olduğunu açıkladı. Bu güzel habere çok sevinen Hazreti Muhammed, onun tekrar Hazreti Zeynep'le evlenmesine izin verdi. Ancak bu mutluluk yaklaşık bir yıl sürdü. Hazreti Zeynep, hicretin 8. yılında vefat etti. Allah'ın Resulü, belindeki kuşağı çıkararak onu kefen yapmalarını istedi. Cenaze namazını da kendisi kıldırdı. Zeynep'in zayıflığını düşünerek onun sıkıntılarının giderilmesi için dua etti. O da inşallah kabul buyurdu. Peygamberimiz 35 yaşına gelmişti. Kız çocuklarının sonuncusu Hasan ve Hüseyin'in annesi Hazreti Fatıma dünyaya gözlerini açtı. Kendisine müjde verildiğinde dudaklarından şu sözcükler döküldü. O benim koklayacağım bir çiçektir. Allah onun rızkını verir. Peygamberimiz daha sonra Hazreti Hatice'nin yanına giderek önce kendisini tebrik etti ve çocuğunu kucağına alarak Fatıma ismini koydu. Yürüyüşü, konuşması ve tavırlarıyla peygamberimizi çağrıştıran Hazreti Fatıma, yakın çevresi tarafından Binti Ebiha yani babasının kızı ismiyle çağrılmaya başlanmıştı. Annesinin erken vefatı Hazreti Fatıma'yı derinden üzmüştü. Peygamberimizin Medine'ye hicret etmesi onun yalnızlığını daha da arttırdı. Bir müddet sonra peygamberimiz onu da Medine'ye getirtti. Evlenecek yaşa geldiğinde peygamberimiz onu amcasının oğlu ve ilk Müslümanlardan Hazreti Ali ile evlendirdi. Bu evlilik peygamberimizin tavsiyeleri istikametinde çok mutlu geçti. Hazreti Fatıma sahabiler arasında ibadete olan düşkünlüğüyle tanınıyordu. Çoğu zaman gündüzleri oruç tutar, geceleri namaz kılardı. Hazreti Fatıma'nın cömertliği de örnek seviyedeydi. Kendi yemez, ihtiyaç sahiplerine yedirirdi. Kapısına gelen fakiri reddetmezdi. Hazreti Fatıma, haya ve edep incisiydi. Resulullah'ın kızı olmaya layık bir hayanın sahibiydi. Peygamberimizin vefatından 6 ay sonra vefat etti. Hazreti Fatıma en çok peygamberimizin şu hadisiyle hatırlanmaktadır. Ehl-i Beytim'den bana en sevgilisi Fatıma'dır. Hicretin 6. ayıydı. Hazreti Fatıma'nın evinde bir doğum heyecanı vardı. Beklenen misafir bir kızdı. Bu doğum başta peygamberimiz olmak üzere herkesi çok sevindirdi. Hazreti Muhammed ona Zeynep ismini verdi. Allah'ın Resulü olan dedesi vefat ettiğinde henüz 5 yaşındaydı. Annesinin, babasının ve bütün sahabilerin Resulullah'ın vefatıyla sarsılmasına şahit oldu. Zeynep bu acıdan 6 ay sonra annesini de kaybederek öksüz kaldı. Evlilik yaşına geldiğinde Mu'te'de iki kolu kesilerek şehit olan Cafer-i Tayyar'ın yeğeni ve büyük sahabiye Esma binti Ümeys'in oğlu Abdullah'la evlendi. Hazreti Zeynep'in bu evlilikten 6 çocuğu oldu. Kocası Abdullah, Sıffin Savaşı'nda Hazreti Ali'nin saflarında yer aldı. Önce babası Hazreti Ali, daha sonra ağabeyi Hazreti Hasan şehit edilmişti. Böylece Rabbimiz Hazreti Zeynep'i
peygamber soyunu korumaya yönelik göreve hazırlıyordu. Bu dönemde Muaviye vefat etmiş, yerine Yezid halifeliğini ilan etmişti. Onu halife olarak tanımayanların başında Hazreti Hüseyin geliyordu. Hazreti Hüseyin'in başlattığı hareketin en büyük destekçisi Hazreti Zeynep'ti. Ancak Küfe halkı Hazreti Hüseyin'i yarı yolda bırakmıştı. Ve Hazreti Hüseyin hicretin 61. yılında Kerbela'da sıkıştırıldı. 14 asır boyunca tartışılacak ve büyük ayrılıklara neden olacak savaş başlamak üzereydi. Hazreti Hüseyin, kardeşi Hazreti Zeynep'e şöyle nasihatte bulundu. Allah'tan kork. Allah'ın emrettiği şekilde taziyeni yap. Bil ki yeryüzündekilerin hepsi ölecek. Göktekiler de kalmayacak. Kerim olan Allah'tan başka her şey helak olacak. Her şeyin dönüşü Allah'adır. Benim için, senin için ve müminler için Resulullah'ta en güzel örnek vardır. Benden sonra sakın üzülüp kendini harap etmeyesin. Çok geçmeden savaş başlamıştı. Yezid'in ordusu, peygamberin torununu ve çevresindeki mücahitleri şehit etmişlerdi. Hazreti Zeynep, katliamdan sonra savaş alanını dolaştı. Başta ağabeyi Hazreti Hüseyin, Hüseyin'in oğulları Muhammed, Aun ve Ubeydullah, akrabaları ve bir avuç Müslümanın kanlar içerisindeki cesetlerini gördü. Peygamberin vefatından 50 yıl sonra, iktidar ve ırkçılık hırsıyla Allah'ın Resulü'nün torunlarını ve Ehl-i Beyt'ini şehit etmişlerdi. Kerbela katliamından sadece birkaç kadın ve çocuk kalmıştı. Onlar da esir edilmişti. Bu esirler arasında Hazreti Hüseyin'in kardeşi ve Kerbela kahramanı Hazreti Zeynep de vardı. Götürülürken şöyle feryat etti. Ah ya Muhammed! Semanın bütün melekleri sana salat ve selam etsin. İşte Hüseyin al kanlara boyanmış olarak düzlükte yatıyor. İşte kızların esir alınmış, boyun öldürülmüş, rüzgar onların üzerine toprak savuruyor. Küfe'ye geldiklerinde Hazreti Zeynep'i Vali Ubeydullah bin Ziyad karşıladı. Kimsin sorusuna Hazreti Ali'nin kızı Zeynep'im cevabını verdi. Kendisinden hesap sormak isteyenlere bütün cesaretiyle şu cevabı verdi. Hamdolsun Allah'a ki Resulullah'a mensubiyetle bizi şereflendirdi. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, ''Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden kiri, günahı gidermek ve sizi temiz yapmak ister.'' buyurarak bizi temizledi. Allah ancak hak yoldan çıkanları rezil ve rüsvay eder. Günaha dalmış olanların asılsız sözlerini boşa çıkarır. Hazreti Zeynep hem kendisini ve peygamber soyunu savunmakta hem de ağlamaktadır. Ardından Hazreti Zeynep ve Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali Yezid'in karşısına çıkarılır. Hazreti Zeynep ölümü göze alarak Yezid ve çevresindekilere şu konuşmayı yapar. Ey Yezid! Sen zannediyor musun ki yeryüzünün çeşitli bölgeleri bizden uzaklaşıp semadan yardım görmez ve esirler gibi sevk edilen insanlar olmamız Allah tarafından bize değer verilmediği, sana şeref lütfedildiği anlamına geliyor. Şüphesiz ki Allah sana zaman vermektedir. Ey Yezid! Temiz kanları, Abdülmuttalib'in ailesinden dünyaya gelenlerin kanını akıtmakla yarayı deştin, kökü söktün. Onlar Allah'ın huzuruna vardığında sen de alelacele oraya sevk edileceksin. İşte o zaman dilsiz ve kör olsaydım diyeceksin ama ne fayda? Allah'ım hakkımızı al, bize zulmedenlerden intikamımızı al. Yemin ederim ki Allah'tan başka kimseden korkmuyorum. Durumumu Allah'a arz ediyorum. İstediğin hileyi düz, istediğin çalışmayı yap, istediğin gayreti göster. Allah'a yemin ederim ki bize kötülük yapmak istediğin sürece hiçbir zaman alnından utanç damgası eksik olmayacaktır.
Yezid ve çevresindekiler bu sözleri susarak dinledi. Birkaç gün sonra Hazreti Zeynep'i Medine'ye gönderdi. Ancak Medine valisi Hazreti Zeynep'in Medine'de kalmasını iktidarı açısından tehlikeli buluyordu. Ya susarak Medine'de oturacak ya da valinin isteğine uyarak Mısır'a sürgüne gönderilmeyi tercih edecekti. O susmayı değil sürgünü tercih etti. Mısır'da bir yıl kadar yaşadı. Burada ilmi faaliyetlerde bulundu. Çevresindeki insanlara Kur'an'ı ve dedesi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın güzel ahlakını anlattı. Hicretin 62. yılında Kerbela olaylarından bir yıl sonra Medine'de vefat etti.